ki arka lastikler soğuduysa aynı freni yaptığınızda aynı tutulmayı alamıyorsunuz ve kilitleniyor. Aynı ataklı bir pilotu geçebiliyorsanız herkesi öyle geçebileceğiniz anlamına gelmiyor. Biraz şaşırtmanız gerekiyor hepsini. Pite çekmektense yavaşlayan olabiliyor ve aynı riskleri almak istemeyen olabiliyor. Tabii ki bazen de fazlaca cesaret kazaya yol açabiliyor. Merhabalar, Literat kanalına hoş geldiniz. Ben Cem Bölükbaşı. İlk Türk Formula 2 ve Süper Formula yarışçısıyım. Birazdan karşımıza filmlerdeki yarış sahneleri ve Formula 1 sahneleri, Formula sahneleri gelecekmiş. Ben de ilk defa görüyorum. Biraz analizini yapacağız. Gerçek miymiş, doğru muymuş, yanlış mıymış, yoksa yalan mıymış? Biraz göreceğiz hangileri Hollywood işi. Heading into the Grand Hotel hairpin second gear turn. Baş filminden başlıyoruz. Late apex, gentle apart. Heading into Poitiers, second gear, clip the apex, light brake, stay in second, looking for a good exit. Heading through the tunnel, gradual right, up through third, fourth, fifth. Is Alexander around? Ya böyle bir hazırlık aslında benzeri oluyor. Kafanızda böyle bazen bu sıralama turu öncesi özellikle olması lazım. Son bir kez böyle kafanıza birkaç tur atıyorsunuz. Nerede gelişebilirim, nerede daha çok geç fren yapabilirim. Vitesi de belki söyleyebilirsiniz. Ama burada en büyük farklardan bir tanesi eski olduğu için 1976 sezonu muydu? Böyle öyle olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. 1975-76 sezonu olması lazım. O zamanlar Formula 1 arabaları tabii manuel vitesti ve bayağı debriyajlı vitesler geçiyordu. O yüzden zaten eliyle gösterdiğinde böyle 3, 4, 5 olarak o manuel vitesle geçiyor. Şimdi tabii çok daha rahat bir şekilde ayağınızı gazdan çekmeden 3, 4, 5 böyle geçiyor. Ve pistte eski Monaco pisti olduğu için tabii o apexler çok daha farklı. Virajlar aynı. Hatta değişmeyen Poitiers virajında apex'i hafifçe kesiyorum diyor. Hala Poitiers virajında apex'i hafifçe kesiyorsunuz. Orada bir şey değişmemiş onu görüyorum. Onun dışında da piste gitmeden önce, yürümeden önce simülatörde oluyor. Simülasyonda pistin böyle genelde lazerle taranmış hali oluyor. Yani ben o piste gitmesem bile pistin lazerle taranmış hali bilgisayarda olduğu için antrenmanları orada yapıp gerçeğe çok yakın bir versiyonuyla şimdi görebiliyoruz. Hatta sonra piste gittiğimizde de bir pist yürüyüşü oluyor ilk gün. O pist yürüyüşünde de gerçekle simülasyon arasındaki farklara bakıyorsunuz. Tabi burada simülasyon gibi durum olmadığı için bu tarihlerde o zamanlar pist yürüyüşü çok daha önemliydi diye düşünüyorum şimdikinden. Benim izlediğim ilk yarış filmi olabilir bu, Days of Thunder. Babam bana hep bunu bir film izletiyordu. Bayağıdır izlemiyordum. Yeah, well, the son of a bitch just slammed into me. No, he didn't slam into you, he didn't bump you, he didn't nudge you. He rubbed you. And rubbing's son is racing. O kadar olmuyor ama böyle, çünkü burada NASCAR arabaları olduğu için dışarıda bir koruma normal arabaya benziyor. Bir hafif sürtünebiliyorsun, hafif dokunabiliyorsun ama formül araçlarında lastikler açıkta olduğu için minik sürtünmelerde genelde havalanma vesaire olabiliyor ve çok daha hassas oluyor bizde araba parçaları. Ve GT yarışlarında, işte benim ilk katıldığım Avrupa Şampiyonası'nda 2019-2020 yılında, o zaman biraz daha dokunabiliyorduk. Gerçekten böyle bir hafif de düzlükte mesela arkadan böyle ittirebiliyordunuz veya virajlarda böyle biraz dışarı itebiliyordunuz. Formül araçlarında bunu yapamıyoruz maalesef. Maalesef. Bu kadar sert olmuyor. O zamanlar biraz daha kurallar zaten agresifti diye düşünüyorum. Bu da biraz daha eski bir film çünkü. Ama burada şaşırtan beni, normalde böyle bir kaza olduğunda güvenlik aracı devreye giriyor. Sarı bayrak devreye çıkıyor. Burada kaza olmasına rağmen herkes tam gaz devam ediyor. Normalde minik bir spin olduğu anda zaten sarı bayraklar devreye çıkıyor ve hızınızı yavaşlatıyorsunuz. Zincirleme kaza artık çok nadir oluyor çünkü pistler de biraz daha geniş olduğu için ve direkt sarı bayrak çıktığı için, burada hani eskiden böyle değil tabii ki, pek zincirleme kazaya denk gelmiyorsunuz. En korkutucu şeylerden bir tanesi. Ama onun dışında zaten burada da şu an F1'de olmayan bir pistler, Nürburgring diye, Nordschleife diye. Orada biraz daha zemin de sert olduğu için kazadan önce süspansiyonlardan bir tanesinin kırıldığını görüyoruz. Bu sebeple de zaten sürücünün yapabileceği hiçbir şey yok aslında. Ama bu sonraki yanma sahnesi, aslında bu kazadan sonra çok fazla güvenlik önlemi alınmaya başladı Formula 1'de teknoloji konusunda ve güvenlik konusunda. Artık böyle içimizde full yanmaz bir içlik giyiliyor. Üstüne giydiğimiz tulum da özel yanmaz bir tulum oluyor.
Ve hani belli bir süreye kadar alevlerin içinde bizi koruyor. Eğer o tulum şu an eskiden lavdanın içinde olsaydı işte o kazadan burada hayatını kaybetmedi tabii ki. Ama hani şu an çok daha az bir hasarla kurtulabilirdi. En son Romain Grosjean'ın bir kazası vardı. Yaklaşık bir dakikadan fazla süre alevlerin içinde kaldı ve sadece elinde hafif bir yanıkla çıktı. Tabii yine mucizeviydi. Ama güvenlik önlemleri de biraz daha bundan sonra ne kadar geliştiğini görüyoruz. Ya şöyle ki her pilotun kendine ait bir atak veya bir defans stili oluyor. Onları ezberliyorsunuz, onun analizini yapıyorsunuz. Her pilotun o yüzden ne yapacağını çok iyi anlamanız gerekiyor ve ne yapacağını bilip ona göre sizin de bir aksiyon almanız gerekiyor. O yüzden her pilotu geçiş şekliniz birbirinden farklı. Aynı atakla bir pilotu geçebiliyorsanız herkesi öyle geçebileceğiniz anlamına gelmiyor. Biraz şaşırtmanız gerekiyor hepsini. O yüzden onun bayağı bir böyle eski yarışları izleniliyor, onun analizi yapılıyor. Ve hangi pilot daha çok risk almayı seviyor, hangi pilot daha az risk almayı seviyor diyelim. Ona göre ayarlıyorsunuz kendinizi. Bir yandan da devir kullanımı burada işte 7000 devirler, 8000 devirler. Ne kadar yüksek devir kullanabiliyorsanız aslında her motorun bir optimum deviri var. İlla en yüksek devir en iyisi demek değil. Ama yükseklere çıkabiliyorsanız sizin için avantajınız oluyor. Çünkü bu filmdeki yarışlar endurance yarışları oluyor. Çok uzun dayanıklılık yarışları oluyor. O yüzden motoru korumanız gerekiyor. Her zaman böyle sıralamadaki gibi. Yine tam gaz gidiyorsunuz tabii ki. Ama devirlerin tamamını kullanamıyorsunuz. Eğer sıralamada 7000 devirde vites değiştiriyorsanız yarışta örneğin 6700 devirde veya 6500 devirde vitesi büyütmeniz gerekiyor ki motorunuz işte 6 saat, 24 saat boyunca dayanabilsin. İşte burada da sonlara doğru yaklaşıyor herhalde ki daha fazla devir kullanabiliyorlar veya takım izin vermiştir. Motorun durumuna bakmıştır. Onun sayesinde düzlüklerde bir avantaj yakaladığını görüyoruz. Yani vites atarak hız artmıyor ama burada genelde şey yapmış olabilir. Eğer öndeki pilot manuel vites olduğu için ondan daha önce vites atmış. Daha az devirde. Vites atarken de hep biraz hız düşüyor. Ve ne kadar aslında burada yüksek devirde atınca o kadar az da hız düşüyor. Eğer daha agresif vites büyütüyorsanız o aradaki hız değişikliği daha az. İşte 250'de vites değiştiğinden 249'a düşüp geri hızlanıyor. Öndeki pilot tabii daha erken vites atmak zorunda olduğu için ve o kadar agresif vites atamadığı için biraz daha fazla hızını kaybediyor. O da oradaki momentumla geçiyor. Ama şu an çok daha hızlı vites geçişleri olduğu için ve manuel olmadığı için vitesler, yani FP vites dediğimiz buradan böyle tam gazla vites attığınız için o kadar büyük bir avantaj sağlayamıyorsunuz. Bu kadar rahat rahat düzlükte geçemiyorsunuz maalesef. To complete his first lap leading the field, at least he has clear vision in front of him. Niki Lauda behind him, eating his spray. Lauda is slowing. Niki Lauda is bringing the Ferrari number one into the pit. Aslında bir tur önde olmak çok zor oluyor. O yüzden ya genelde rakibinizden bir tur önde olmak imkansız. Sadece pozisyon olarak önünde olsanız yeterli oluyor saniye olarak. Bir tur avantaj sağlamak çok zor oluyor bu kadar herkes yakınken. Ancak belki pite girdiğinde belki bir tur avantaj sağlanabilir. Ama genelde yarışlar çok yakın olduğu için hani 3-4 saniyelik fark bile bir fazla olarak gözüküyor. Yağmurlu yarışların en büyük zorluğu da pistte çok fazla su varsa aqua planning dedikleri bir olay oluyor. Eğer lastikler yere değmediğinde aslında buzda gidermişçesine oluyor ve siz yapabileceğiniz hiçbir şey olmuyor. O zaman bütün kontrolü kaybediyorsunuz. Araba spin atmaya başlıyor çünkü lastikler yere değmiyor. Eğer çok fazla duran su varsa ve o yüzden iptal ediyorlar. Ama onun dışında iptal olmuyor. Yağmurlu yarışlarda bayağı keyifli oluyor şahsen. Ama onun dışında bu dedikleri gibi birinci olanın ve önü açık olanın çok büyük avantajı oluyor yağmurlu yarışlarda. Çünkü bu sprey denilen öndeki arabanın lastiğinden size gelen bir, yani yağmur değil bu, direkt hani yağmur suyunun geri size çarpması gibi bir şey. Yani lastik size sprey atıyor deniyor ona.
o kadar fazla geliyor ki, hani bu filmde de göstermişler, hiçbir şey görmüyorsunuz önüyle alakalı. Yani yağmur yağdığında araçlarda, formül araçlarında özellikle kırmızı ışık yanıp sönmeye başlıyor arkada. O yağmur ışığı açmanız gerekiyor. Çünkü o kadar hiçbir şey görmüyorsunuz ki, pisti bile görmüyorsunuz. Gördüğünüz tek şey yanıp sönen kırmızı ışık önünüzdeki ve ona yaklaştığınızda öndekinin fren yaptığını anlıyorsunuz. Uzaklaştığında da düzlükte olduğunu anlıyorsunuz yani mantıken. Çok çok limitli bir görüş mesafesi oluyor. Yani bu filmde gösterdiklerinden bile bazen az olabiliyor. Genelde pite çekmektense yavaşlayan olabiliyor ve aynı riskleri almak istemeyen olabiliyor. Orada biraz daha hani daha cesur olmak isteyen yağmurda onu yapıyor ama tabii ki bazen de fazla cesur, cesaret kazaya yol açabiliyor. Gerçekten hava tabancası sıkışabiliyor çünkü hepsi böyle mükemmel çalışmıyor. Bazen gerçekten bir sıkıntı oluyor ve hava tabancasını değiştirmek zorunda oluyorlar. Ama bu kadar yedek tabancalar uzakta beklemiyor, biraz daha yakında bekliyor. Olabilir diye hani B plan olarak bazen yedek bir mekanik bile olabiliyor. Ama tabii ki vakit kaybına sebep oluyor. Özellikle pit stopta vakit kaybetmek tabii ki talihsiz oluyor. Yani bakıyorsunuz hava tabancasına ne olmuş diye bakıyorlar. Genelde işte onun üretici firmayla konuşuluyor. Bu ona geri veriliyor, tamir ediyorlar, ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Çünkü hani mekaniğin bir hatası değil o. Sıkıştıysa ona bakıyor. Mekaniğin hatası mı yoksa makinenin kendi hatası mı diye. Ama mekaniğin de hatasıysa herkes hata yapabiliyor. Yani ben ne kadar pistte hata yapabiliyorsam mekaniker de aynı hatayı yapabiliyor. O yüzden takım işi oluyor biraz daha burada bizim için. Now that is through. He's in the lead. Hunt will be determined to make up for that mistake. Hunt's in Lauda's slipstream. Lauda's not leaving any gap. Goes to the inside. It's an aggressive move from Hunt. Oh, there's contact. The leaders are spun out. Lauda's facing the wrong way. Matt Marker's gone through. Yani bu en çok yaşanan kazalardan bir tanesi. Genelde içeriden böyle bir geç frenli bir atak yapıldığında, fazla geçse, son anda yapılıyorsa bu atak, öndeki pilot bazen göremeyebiliyor ve içerideki de tam yavaşlayamadıysa bir temas olabiliyor. O yüzden hani bu kaza herhalde en sık gözüken olan kazalardan bir tanesi. Burada ama bayağı şanslılar çünkü duvara çarpma veya bir şey olmamış bu kadar dar bir pistte. Ama bu kazalar oluyor evet. Toparlayabiliyorsunuz bir yere kadar. Hem duvarların ne kadar yakın olduğuna bağlı hem de hızınıza bağlı. Orada biraz daha şans da gerekiyor tabii ki. Ama elinizden geldiği şekilde duvara çarpmadan genelde durmayı amaçlıyorsunuz ya da pozisyona göre tekrar doğru yöne bakacak şekilde arabayı düzeltmeye çalışıyorsunuz. Yani şöyle, lastikler belli bir sıcaklıkta en iyi şekilde tutuyor. Ve bu güvenlik aracı girdiğinde normalden daha yavaş gittiğiniz için aslında lastikleriniz de aracınız da soğuyor. Çok uzun süre kalırsa mesela güvenlik aracı, lastikleriniz gereğinden fazla soğuyor ve geri ısıtmanız gerekiyor. Özellikle işte sokak pistlerinde bu olabiliyor ve uzun düzlüklü pistlerde olabiliyor. O yüzden ilk tur biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Daha az zorlamanız gerekiyor ama yaşanabiliyor. Mesela burada sanki arka lastikler kilitlenmiş gibi duruyor. Eğer arka lastikler işte güvenlik aracı sırasında soğuduysa aynı freni yaptığınızda aynı tutulmayı alamıyorsunuz ve kilitleniyor. Ve ondan sonra yapabileceğiniz hiçbir şey olmuyor gerçekten. Burada arka lastik kilitlendiği için sanki hızlı bir şerit değiştirmiş gibi gözüküyor. Ama normalde evet bloke edici hamleler yapabiliyorsunuz ama bir tane hakkınız var. İşte yarıştan önce toplantılar yapıyor, briefing deniyor ona. Orada konuşuluyor. Ve yarış kurallarında şerit değiştirme olarak bir kere şerit değiştirebiliyorsunuz. Sonra aynı şehirde geri gelemiyorsunuz eğer rakibiniz arkanızdaysa. Kaza olduğunda
yarış devam ediyor ama böyle kaza olduğu anda genelde sarı bayrak çıkıyor. O da pistte kaza olduğunun anlamına geliyor. Geçiş yasağı oluyor. Herkesin yavaşlaması gerekiyor zorunlu olarak ve yavaşlamayan yine ceza yiyor. Bunu zamanlardan baktıkları için ve hızınızı gördükleri için gerçekten yavaşlamış mısınız, yavaşlamışsınız görüyorlar. Onun dışında eğer daha böyle büyük bir kazaysa kırmızı bayrak oluyor. Onda da yarış durduruldu demek oluyor. Herkes pite geliyor. Duruyorlar. Bariyerler hasar gördüğünde bariyerler düzelene kadar bekliyorsunuz. Çünkü bariyerler düzelmeden yarışı başlatmaları hem güvensiz olduğu için aslında o hasar tamirinin yapılmasını bekliyorsunuz. Ya genelde işte bu dediğim atak sırasında veya defans sırasında olabiliyor. Çünkü işte aynalardan çok az şey görebiliyorsunuz. Ve amaç aslında rakibi şaşırtmak olduğu için bazen şaşırtırken eğer iki taraftan biri hata yaptıysa minik bir temasta veya biri daha fazla agresif davrandıysa, iki tarafta çok fazla agresif davrandıysa bir kaza olabiliyor. Genelde tek başına kaza çok olmuyor. In places the track is still dangerously wet, but following a driver's meeting, a decision has finally been taken. La décision a été prise, la course se déroulera comme prévu. Jochen's going on slicks, you want to change? Nicky gonna change? No. Then we stay on wets too. Choice to go with the dry weather tires. Jochen Mass, the clear leader, with everybody else making a decision to change tires after just one lap of this race. Let's go. Şöyle pilot her zaman soruluyor. Çünkü bazen her ne kadar kuruyor gibi olsa da o kuruyor gibi yeterli olmuyor kuru zemin lastiği için. Çünkü bizdeki kuru zemin lastiği dümdüz olduğu için minnacık bir ıslaklık olduğunda hiçbir tutunma olmuyor. O yüzden ıslak zemin tercih edilebiliyor. Ama tabii burada biraz daha risk almakla alakalı bir şey. Her pist farklı hızda kuruyor ve ıslanıyor. O yüzden biraz daha pistin karakteristiğine de bağlı. Eğer çok hızlı kuruyorsa o zaman daha kuru lastikle başla, o risk alınabilir. Bir de o pitte kaybedilen süreye göre. Ama sürücüye tabii ki soruluyor. Yani özünde diyorlar ki mesela biz kuru zemin lastiğin daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Sen onay verirsen değiştiriyoruz. Eğer ben onay vermezsem değiştirmiyorum ve ıslak zeminle başlıyorum. Ve ondan sonra yanlış lastikse yapacak bir şey yok. Hani o takımca alınan bir karar. Onlar da bana güveniyor. Ama genelde bu lastik seçiminde böyle rakibimiz, sadece bir rakibimiz, ezeli rakibimiz böyle mesela ıslak zemin lastiğinde diye tek kişiye bakarak bu kararı vermiyoruz. Hani daha çok yola bakıyoruz. İşte Nicky sırf yağmur lastiğiyle ise ben de yağmurlayayım biraz daha çok olmuyor artık. Herkese bakılıyor ve piste biraz bakıyorsunuz. Tek bir pilota göre bakıp o ne karar verdiyse ben o kararı veriyorum, olmuyor. Ama çok güzel detay vermiş özellikle filmde. Mesela pite geldiğinde yağmur lastiği çıkartılırken biraz duman çıkıyor etrafından. Ve yağmur lastiği kuru zeminde çok ısınıyor. Ondan tutunmuyor. O yüzden o sıcaklığı da bayağı güzel göstermişler. En detay olarak bayağı dikkatimi çekti. Hız limiti oluyor pite girerken. Ki bu 1976 yılı olduğu için eskiden pit limitörü de yoktu. O yüzden son gaz gidiyorlardı. Sonra bu güvenliği ciddi şekilde tehdit ediyor diye bu 60 km hız limitini koydular. Ama pite giriyorsunuz. Pit stop dediğimiz şey normalde dışarıdan kolay bir şekilde gözükse de tam böyle durmanız gereken bir açı var ve bir mesafe var. Onun böyle 1 santim ilerisinde veya 2 santim gerisinde durduğunuzda pit ekibi çok daha çalışmak zorunda kalıyor. Veya bir tık sağda kalırsanız sağ lastiğiniz değiştirene daha yakın olduğunuz için böyle lastiği değiştirenler çok daha fazla zorlanıyor. Çok böyle spesifik durmanız gereken bir yer var. O yüzden pilotlara da çok fazla iş düşüyor. Bazen kötü pit stoplarda takım suçlanıyor ama pilotun suçu olabiliyor. Bir de lastik ve jant çok ağır. O yüzden o pit ekibi değiştirirken yanlış pozisyondayken hani şu pozisyondan değiştirmek en rahatı. Ama eğer yanlış pozisyondaysanız buradan böyle kaldıramayacak hale geliyor. Ve kaldıramadığı için daha yavaş geri takıyor lastiği. Ve yarım saniye bir saniye gibi bir süre kaybediyor ki yarım saniye bir saniye motorsporlarında çok uzun bir süre. Yani mekanikerlerde her gün neredeyse antrenmanı yapıyor. Onların kendine özel bir fitness programı var diyeyim. Spor programı var, beslenme programları oluyor. Onlar da gerçekten güçlü ve nasıl diyeyim atletik insanlar oluyor. Kolay değil o kadar ağır lastiği o kadar kısa sürede değiştirmek. O yüzden onların da günlük bir antrenmanları oluyor tabii ki. Evet, yarış sahnelerini izledik. Aslında şaşırtıcı derecede gerçekçiydi hepsi. Hani ben böyle bir hata bulabilir miyim? Veya bir böyle bir film şeyi bulabilir miyim? Abartısı bulabilir miyim diye düşündüm. Çok da bulamadım. Ve hepsi de mükemmel filmlerdi bu arada. İzlediğimiz Days of Thunder müthiş bir film. Kesin izlemenizi öneririm. Rush da aynı şekilde. Eğer izlemediyseniz kesinlikle öneririm. Aynı zamanda videoyu izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Umarım yorumlar yardımcı olmuştur. Siz de beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, onun dışında sosyal medyada beni de kanalda takip etmeyi unutmayın.